Hristiyanlığın kurucusu Hazreti İsa Mesih midir? Sayın Münir Münevver Bey. Tabii Hazreti İsa Aleyhisselam'ı sanki Hristiyanlığın kurucusu olarak ileri sürüyorlar. Yani Hristiyanlar öyle anlıyorlar veya Hristiyan dışındaki dünyada aynen yani anlıyorlar. Ama bu gerçek değildi, doğru değildi. Çünkü Hazreti İsa Aleyhisselam öyle bir iddia etmedi. Yani ben geldim, ben yeni bir din ile geldim. Tabii ki Hazreti İsa Aleyhisselam vefat ettikten sonra kendisine tabi olan insanlar kendilerini İsevi veya Hristiyan demeye başladılar. Nasrani demeye başladılar. Kur'an-ı Kerim'de Nasrani diye kelime vardır. Ve Ehl-i Kitab'ın bir parçası olarak da Kur'an-ı Kerim içerisinde Hristiyanların zikri vardır. Ama aslında Hazreti İsa Aleyhisselam, Hazreti Musa Aleyhisselam'ın ümmetinin bir peygamber olarak dünyaya geldi. Ve Hazreti Musa Aleyhisselam'ın dinini devam etmek için, onu tekrar canlandırmak için bir peygamber olarak Allah-u Teala kendisini gönderdi ve onun iddia zaten buydu yani. Mesela eğer biz İncil kitabında Hazreti İsa Aleyhisselam'ın söylediklerini dikkate alırsak orada birçok öyle Hazreti İsa Aleyhisselam'ın sözleri vardı. Mesela bir yerde diyor ki sanmayınız ben Tevrat ve benden önceki peygamberlerin getirdiği kitapları feshetmeye gelmedim. Onlara feshetmeye gelmedim. Onlara feshetmeye değil, tam aksine onlara tamamlamak için geldim. Yani Hazreti İsa Aleyhisselam diyor ki, ben Musa Aleyhisselam'ın ve Musa Aleyhisselam'dan sonraki peygamberlerin getirdiği şeriatinin bir tabi olarak bu dünyaya geldim ve bu şeriatı insanlar bu şeriatten uzak durmuşlar. Onlara tekrar bu şeriate yakınlaştırmak için geldim. Mesela başka bir yerde Hazreti İsa Aleyhisselam diyor ki ben doğru söylüyorum size. Gökler ve yeryüzünün yerinde oldukça diyor ki bir nokta küçük bir işaret bile ben Tevrat'tan almayacağım. Tam aksine bunu tamamlamaya çalışacağım. Demek Hazreti İsa Aleyhisselam'ın iddiası yoktu ki ben yeni bir din getirmek için geldim. Hazreti Musa Aleyhisselam'ın şeriatından insanlar uzak olunca onlara tekrar kavuşturmak için, doğru yolunu getirmek için Hazreti İsa Aleyhisselam geldi. Ve Kur'an-ı Kerim'de aynı şey söylüyor. Mesela Kur'an-ı Kerim diyor ki Resulan ila bani İsrail. Hazreti İsa Aleyhisselam'ın doğuş hakkında konuşuyor Kur'an-ı Kerim. Dünyaya geldikten sonra, peygamber olduktan sonra Allah Teala kendisine diyor ki Resulan ila bani İsrail. O İsrail oğullarına bir peygamber olarak kendisine gönderdik. Yani Hazreti İsa Aleyhisselam'ın görevi sadece İsrail oğullarına doğru yol göstermek, onlara ıslah etmek idi. Onlar dışında zaten Hazreti İsa Aleyhisselam iddia etmiyor ki ben başka insanlara da yol göstermek için geldim. Yani kendi görev sahası Allah tarafından Yahudiler olarak verildi. Yahudilerin bir peygamberi olarak geldi. Yani cihan şumul bir peygamber olarak geldim diye hiçbir zaman Hazreti İsa Aleyhisselam iddia etmedi. Hatta başka bazı yerlerde İncil'de Hazreti İsa Aleyhisselam diyor ki mesela Matti İncil kitabı var. Evet, 15. bölümün 20. Maalesef programımızın sonuna geldik. Haftaya inşallah kaldığımız yerden devam edelim bu soruyu da diğer soruyu da. Evet sevgili izleyenler.